Bacanak, Nilüfer nasıl oldu? İyi vallahi be bacanak, daha iyi olacak inşallah da hani benim kafa işkembe çorbası gibi. Şu doktor mezunu diyorum ya. Bacanak, ben sana ne diyeyim şimdi ya? Kendini de zor durumda bırakıyorsun, beni de. Hayır, zaten bin türlü problem var benim başımda. Lale'ye yalan söylemekten nefret ediyor. Abim bacanak, yani hani Nünüm üzülmesin diye işte Metin abi abartmış biraz mevzuyu. Şimdi daha mı iyi oldu? Hepsi perperişan. Bacanak, bir dahaki sefere en azından bana önceden söylersen ben de ona göre davranırım yani, bir pot kırmam. Zaten Lale'yi ha yüzümü özleyeceğim diye tedirginim. Sen ne yaptın? Söyleyebildin mi Özge mevzunu? Nerede? Ne mümkün? Her gün bir maceranın içindeyiz bacanak. Kendi derdimi unuttum vallahi. Zaten Lale babasının durumunu öğrendikten sonra korktu. Ben de üstüne gidemedim yani. Yani ne yapayım bacanak, işte böyle apar topar bir doktor getirdik yani. Neyse canım, iyi tarafından bakalım. En azından Yıldırım baba için de bir ara kontrol oldu. Aslında tam öyle olmadı bacanak. Nasıl yani? Yani hani o doktor... Aslında gerçek doktor değil. Değil bacanak. Sana inanamıyorum ya. Ne gerek var böyle bir şeye bacanak? Ne yapayım bacanak? Yani işte valide Yıldırım babayı göndermesin diye böyle bir oyun tezgahladım işte. Hani oyuncu bir arkadaş vardı, onu doktor yaptık işte. Ya bacanak hani ne yapalım? Bir de iyi tarafından bak. Yani en azından Yıldırım babanın harbiden öyle ciddi bir hastalığı yok yani. Şahane. Şahane. Şimdi ne olacak? İşte ne yapacağız bacanak? Hani oyuna devam edeceğiz yani. Hani işte annem Yıldırım babayı affedene kadar ya da ne bileyim yumuşayana kadar devam edeceğiz işte. De hani tabii senin de yardımın olursa biraz. Tabii canım, yardımcı olurum ya. Böyle işlerde her zaman yardımcı olurum. Böyle dalaverelerde falan. Beni de say yani. Ya zaten benim bir sürü sakladığım sırrım var şu an. Bir sürü yalanım dolanım var. Nefret ediyorum kendimden neredeyse. İyice sır küpüne döndüm bacanak. İyi de yani hani ne yapalım? Yıldırım baba gitse daha mı iyi olacak bacanak ha? Kızların durumu ne olacak o zaman? Şimdi ne olacak? Kızlar babalarının sahte hastalığına inandı. Her geçen gün daha çok üzülüyor. Şimdi ne olacak? Vallahi işte orasını çok şey yapamadım ama. Hop! Hayırlı işler, bol güneşler gençler. Yine görüyorum ki bacanak team iş başında. Geldi kral yine. Yaş geldin o. Oğlum hayırdır? Hangi rüzgar attı? Hayırsız. Köftenin kokusunu mu aldın? Sıcak paranın, sermayenin kokusunu aldın da ortak olmaya mı geldin? Ettirtmem. Şirkete ortak ettim, buraya ettirtmem. Köfte benim, başkasına kaptırtmam. İyi ben gideyim de şu köfteleri tazeleyeyim. Neyi tazeleyelim? Allah Allah, Kurtuluş Bey, neyi tazeleyeyim acaba? Goy goy mu oldu? Onu seziyorum. Köfte ocağı burası. Ana kucağı değil Kurtuluş Bey. Nokta. Yemin ediyorum of, sen yine giymişsin yeşil takımı, kravatı takmışsın, mendili gomuşsun, buraya gelmişsin. Vallahi holding sahibi de olsan free time'ın bol. Köftecilik öyle değil. Bir çok uluslu şirket mi, köftecilik mi dersen köftecilik derim. Öyle yoğun bir business. Erol, Allah kolaylık versin. İşin gerçekten çok zor. Yani... İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi, karanlıklardan çıkmalıyım.